Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeğiniz için güzel egzersiz modellerinden bir tanesi olan çekiştirme oyununun nasıl oynanması gerekli olduğu, ne tip faydaları olduğu ve oyunun kurallarını nasıl kurmanız gerekli olduğu konusunda bilgi vermek istiyorum. Şimdi tabii ki özellikle bebek köpek, çocuk köpek sahibi olanlar köpekleriyle interaktif oyun mutlaka oynamak durumundalar. Çünkü özellikle köpekteki libidal enerjinin baskılanması oyunla çok kurgulu olan bir şey. Nasıl biz çocukken ne kadar çok oyun oynarsak o kadar evde uyumlu oluyorsak, köpekler için de aynı kurgu geçerli. Oyun yüksek ihtiyaçtır köpek için ve sahiple köpek arasındaki korelasyonun ve bağın en güzel oluşturulma yöntemlerinden biri bir paylaşım yaparak kuralları olan bir oyunu oynamaktır ki çekiştirme oyunu da bunlardan bir tanesi. Şimdi çekiştirme köpeklerin neden çok sevdiği bir kurgu. Bir kere çekiştirme bir avı yakalamak, tutmak, yani ava sahip olmak, avı kaybetmemek hedefli mücadele etmek gibi kurguları, dinamikleri içeren keyifli bir oyun. Bunu bebeklik döneminde yavrular bir aradayken ortaya birkaç paçavra attığınızda çok rahat gözlemlersiniz. Biri bir ucundan tutar, biri bir ucundan tutar. Çekiştirirler, hırlarlar çekiştirirken. Yani avlarını kaybetmek istemezler, mücadeleye girerler falan. Bir takım güç dengeleri içerir. Bebeklikten itibaren zaten köpeğin buna karşı bir yatkınlığı vardır. Tabii ki çekiştirme oyununun insanla oynanan hali, yani köpeğinizle siz oynadığınız zaman durum biraz değişiyor. Bunun mücadele şeklinde algılanmaması gerekiyor köpek tarafından. Eğer mücadele şeklinde algılanır ya da yanlış kurallarla oynanırsa, yanlış dizayn edilirse bir aranızda bir çekişmeye sebebiyet verecektir. Aranızda bir gerginliğe sebebiyet verecektir. Bu da köpeğin bazı şeyleri zihninde yanlış şekilde oturtmasına neden olabilir. O yüzden kurallarıyla oynamak çok önemli. Tabii çekiştirme oyunun keyfi özellikle tutma ve çiğneme davranışları köpeklerde bir takım antistres hormonlarının salıverilmesini sağlar. Aynı zamanda avcılık dürtüsünün de doyurulması hedefli oldukça güzel bir oyundur. Mutlaka çekiştirme oyununun yetişkinlerle oynanması gerekiyor. Yani yetişkin insanlar, daha doğrusu bilişsel algısı ve fiziksel yeterliği olan yaştaki bireylerin köpekle oynaması gerekiyor. Özellikle küçük çocukların köpekle çekiştirme oyunu oynaması çok doğru bir mantık değil. Bir takım dominasyon kurgularına kayabilir, baskılama kurgularına kayabilir oyun ve dediğim gibi yanlış şartlanmalara neden olabilir köpekte ve tehlikeli olabilir. O yüzden mutlaka kurallı ve bilişsel ve fiziksel yeterliği olan kişilerin köpekleriyle oynaması gerekiyor. Yine önemli bir nokta, özellikle köpeğin 4-6 aylık arasındaki diş değiştirme döneminde bu oyun oynanacaksa materyaller doğru seçilmeli ve köpeğin özellikle çekiştirme oyununda asılması gibi kurgular, işte havaya kaldırma, döndürme gibi ayakları yerden kesilecek şekilde yapılmaması gerekir. Diş değiştirme döneminde dişler stabil değildir, süt dişleri. Dolayısıyla çekiştirme oyunu esnasında diş kayıpları ve acı bir daha köpeğin bu oyuna yanaşmamasına neden olabilir. Köpek için travmatik olabilir. O yüzden düzgün oynanması, özellikle 4-6 aylık ya da 7 aylık dönem içerisinde bu oyunları iyi kurgulanması gerekir. Tabii bir takım materyaller var. Nelerle çekiştirme oynanabilir? Burada görebilirsiniz. Silikon toplar çekiştirme oyununun oynanabileceği güzel kurgulardan bir tanesi. Yumuşak, köpeğin ağzına ve dişlerine zarar vermeyen veyahut da bebek köpeklerde özellikle av dürtüsünü şekillendirmek hedefli paçavralar, işte güderi, deri veyahut da pamuklu materyallerden paçavralar kullanılabilir. Bir takım ısırma barları kullanılabilir. Değişik boylarda değişik materyal. Bu jüt dediğimiz bir materyal bunlar. Bu da güderiden yapılmış bir şey. Ve bu tip olta modelleri kullanılabilir. Özellikle bebek köpeklerde çok işe yarar. Av dürtüsünü iyi tetiklediği ve köpeğin dikkatini çekmekte kullanmak hedefli olarak kullanılabilir. Yani birçok materyali çekiştirme materyali olarak kullanabilirsiniz ama köpek için üretilmiş olan şeyler ve doğru materyaller olmasına
dikkat etmeniz gerekiyor. Hem köpeğe zarar vermemek hedefli olarak hem de özellikle böyle dayanıksız malzemeler köpek tarafından yutulabilir. Bu da sindirim sistemi için de tehlikeli olabilir. Şimdi çekiştirme oyununda çok önemli olan nokta özellikle bebek köpekse, bebek köpeklerde materyalin yani çekiştirme materyalinin köpek için bir av haline getirilmesi ve dikkatini çekmek. Videoda göreceksiniz bebek köpeklerle çekiştirme oyununda ilk önce çekiştirme materyalini kaçırıyorsunuz. Biraz köpek bunun için çaba sarf ediyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor, manevralar yapıyor ve en sonunda yakalıyor. Ve yakaladıktan sonra biraz mücadele etmek hedefli hafif hafif salınımlarla sanki canlı bir şeyi tutmuş gibi bir his yarattığınızda köpek için çok daha doyurucu bir oyun oluyor. Ama tabii bebeklikten itibaren kuralları köpeğe öğretmiş olmanız gerekiyor. Yetişkin bir köpek için de bu keyifli bir oyun. Hiç fark etmez yaşının kaç olduğu. Çünkü köpekler bu tip av dürtülenmesi içeren oyunlardan son derece hoşlanırlar. Şimdi onun için uygun olan bu kulplu materyali kullanıyorum. İlk önce tabii ki bu oyunun başlaması benim start vermemle olması gereken bir şey. Şimdi hareket ediyorum. Axel da geliyor. Mesela kendisi bu tip bir şey yaparsa hey bir uyarıyorum. Diyorum ki oyunu ben başlatacağım. O yüzden bunu küçükten öğretmeniz gerekiyor. Yani ilk önce materyalle hey yaklaş böyle küçük itaat kurguları öğrettiğiniz bir köpeğiniz olması gerekiyor. Mesela otur. Clicker kullanabilirsiniz. Çok iyi işaretleme yapması açısından. Bakın materyal elimdeyken hey yavaş. Otur. Yat. Küçük ödüllerle birlikte kurguyu yapıyorum. Yani mesela bunu önüne bırakarak Axel gel. Otur. Yat. Aferin. Yaklaş. Aferin sana. İlk önce oyunu benim başlatacağımı anlatmak. Hey. Hey. Bırak. Gel. Yat. Daha sonra çekiştirme oyuncağını alıp hey. Otur. Aferin. Oyunu kuralıyla başlatmak istiyorum. Otur. Yat. Aferin. Bir komut kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela bekle. Bunu sallasam bile bekle komutuna riayet etmesi. Tabii bunlar altyapısı oluşturulmuş olması gerekiyor. Oturlar, yatlar, bekleler bilinmesi gerekiyor. Ama bakın şimdi okey dediğim anda o hazır bir kurgu içerisinde olduğu için dikkat edin. Küçük küçük salınımlar yapıyorum sağa sola doğru. Bir videomuz var bırak komutu nasıl öğretilir diye. Orada bıraktırmayı zaten nasıl öğretmeniz gerekli olduğunu anlatıyorum. Şimdi çekiştirdi. Bu keyifli bir şey. Zaten köpeğin vücut dilinden anlayabilirsiniz keyif aldığını. Bırak. Hey. Yat. Bıraktırdıktan sonra artık bu nesneyi böyle cazip halden çıkartmak gerekiyor. Yani hareketsiz olmasını sağlamak ve bazen de bu nesneyi yakalamasını zorlaştırmak. Okey. Bakın ıskalattırıyorum. Sonra tuttu. Tuttuğu zaman biraz çekiştiriyorum. Bu zevkli bir oyun ama birazcık dominasyon altyapısı olduğu için kurallı oynanması gereken bir oyun. Ama köpeği dikkat edin asmıyorum. Ayaklarını yerden kesmiyorum. Dikkat edin şimdi. Bırak. Hey. Bırak. Yat. Ve ödüllendiriyorum. Dikkat edin. Haydi. Iskalattırıyorum. Iska. Iska. Otur. Mesela. Okey. Bu sefer tutturuyorum. Hafif çekiştirme. Sonra bırak. Hareketsiz kalıyorum. Yat. Arkasından bir itaat komutu. Ve
bu pozisyonu onaylıyorum. İn aşağı. Yat. Tekrar aynı şekilde mesela. Hey, yat. Haydi. Iska. 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 Mesela otur. Tekrar bir ödüllendiriyorum. Otur. Hayır. Yat. Yat. Haydi. Iska. Iska. Yat. Okey. Okey dediğimde yakalayabileceğini anlıyor. Çekiştiriyorum. Bırak. Hey. Yat. Ödüllendiriyorum. Otur. Arada oyunu donduruyorum. Excel buraya. Otur. Yat. Yaklaş. Gel gel. Yaklaş. Otur. Küçük bir itaat. Yat. Sonra oyunu tekrar aktive ediyorum. Okey. Şeklinde. Şimdi çekiştirme oyununda dediğim gibi kesinlikle kaygan zeminlerde oynanmaması ve mümkün olduğunca bu oyunu indoor oynamamanızı tavsiye ederim. Genellikle evin içerisindeki çekiştirme oyunları düzgün kurgulanmazsa ev içerisindeki dominasyon ihtimallerini yükseltebilir. O yüzden ev içerisinde çok dikkatli oynanmalı. Bir de zeminler genellikle buna uygun olmaz. Çim zeminlerde oynamak en güzeli çünkü sıçrama içerdiği için köpek açısından tehlikeli olabilir. Bırak. Yat. Aferin sana. Yat. Bekle. Haydi. Yat. Yat. Okey. Oo, süper. Mümkün olduğunca keyifli bir çekiştirme oynamak. Bak. Yat. Dikkat edin şimdi. Hey, okey. Bak. Yat. Eğer yüksek enerjiyle başlayacaksanız oyuna köpeği mutlaka öncesinde ısındırmış olmanız, hatta kendinizin de ısınmış olmanız önemli. Çünkü bu oyunlar çift taraflı oynanıyor. Belli bir güç. Genellikle köpeğin inmesi kullanılıyor. Mesela okey. Atlarken onun inmesiyle dönüyorum ben. Ama yine de sizin de fiziksel olarak yat ısınmış olmanız gerekiyor. Çekiştirme oyunu köpeğiniz için çok keyifli bir oyun. Köpeği mental olarak da fiziksel olarak da iyi doyuran bir oyun. Ama söylediğim gibi kurallarıyla oynanmak kaydıyla. Thank you.